binlerce farklı ülkelerden, şehirlerden taraftarlar geliyor bir araya ama bunun ekonomiye etkisi bu. Bunun öncesinde burada bu etkinlikte bizlerin yanında havalanacak orası. Öncelikle Mastercard ve Garanti BBVA işbirliğinden açılış yapalım buyurun. Mastercard ve Garanti BBVA çok uzun yıllara dayalı bir stratejik ortak. Mastercard varoluş amacını ekonomileri dijitalleştirmek olarak belirlemiş durumda. Yani aslında ekonomileri dijitalleştirmek demek toplumları, üye iş yerlerini ve nüfusu kapsamaktan geçiyor. Takriben 60 bin ek turistin biz aslında şehrimize gelmesini bekliyoruz. Kiev'de %80 bir artış olmuş şu hafta sonu, bir önceki hafta sonuna göre. Madrid'de 50, Paris'te %30. Civarında bir o hafta sonu, bir önceki ve bir sonraki haftaya kıyasla bir artış olmuş. Ülkemizde de benzer bir artış olmasını, İstanbul'da %50 bir artış olmasını bekliyorum. Başımdan şöyle, ben de bir futbol izleyicisiyim. Türkiye'de ödeme sistemleri alanında uzun yıllardır çalışıyorum. Dünyanın her yerinde bir kredi kartının geçmesini sağlayan bir kurumdan bahsediyoruz. Ve dünyanın her yerinde izlenen bir organizasyondan bahsediyoruz. Bilet satışları var, mobil satışları var ama bir tane 8'den 22. Dünyada da bunu görüyoruz haliyle. İşte yukarı yönde toplam. Peki, nasıl harcama alışkanlıkları var acaba? Çokça açık durumda diye düşünebilirsiniz ki harcamalarda da herhangi bir. Çağrı Bey, çok teşekkürler anlattıklarınız için. Teşekkür ederiz. In all areas of life, I think most important is to have the passion to do what you like. I think not only football, but when you grow and you have a goal in your life, you have to go for it. Most important is to believe in yourself, and of course you have to have the talent to do what you like, but in many cases I think sometimes the work. If you play Turkey, choose which team. It's difficult to choose one top player that I play because I play with the best ones in the world. But if I have to choose, I maybe choose Ronaldo and Zidane. And if I choose a team in Turkey, now I'm politically correct, sorry. Because if I say Galatasaray, the other ones want to kill me. So it's better to say national team. Ülkemizde finali ağırlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Şehrimize bunun çok güzel etkileri olacak. Çok ciddi bir turist akışının ülkemize olmasını bekliyoruz final sebebiyle. Bizim hesabımıza göre yaklaşık 60 bin turisti İstanbul'u ziyaret etmesini bekliyoruz. Finalin ülkemize etkisi hem aslında direkt hem indirekt etkileri var. Direkt etkisi demin söylediğim gibi yaklaşık 60 bin turistin ülkemize takriben 75 milyon euroluk bir aslında gelir sağlamasını bekliyoruz. Bu hafta sonuna istinaden. Yani bizim hesabımıza göre daha önceki finallerde şehirlere, Paris'e, Kiev'e, Madrid'e o haftaki harcamalar yaklaşık %50 artmış bir sonraki ve bir önceki haftaya kıyasla. Dolayısıyla İstanbul'da da benzer bir şey olmasını bekliyoruz. Bunun da ticari etkisinin 75 milyon euro olduğunu öngörüyoruz. Ama aslında uzun vadeli etki, yani en direkt etki bunun çok daha ötesinde. Çünkü bu tarz organizasyonların şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkısı var. Şehrimize bir kere gelen turist tekrar gelmek istiyor. Döndüğü zaman akrabalarına, arkadaşlarına, tanıdıklarına ülkemizi anlatıyor ve onları da aslında ülkemize çekmiş oluyor. Dolayısıyla uzun vadeli etkisi ülkemizdeki turizmin artması yönünde diyebilirim. Takriben 300 dolar harcıyor bir turist geldiği zaman. Burada da 3 gün kalmasını bekliyoruz. 3 gününde de 900 dolar bir harcama yapmasını bekliyoruz. Ama şöyle bir istatistik daha var. Gelen bir turistin yaklaşık yarısı başka şehirlere de gidiyor. Ve bir %30 da orada ekstradan harcama yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla 1000 euronun üstünde bir turistin harcama yapacağını tahminliyoruz. En çok konaklama ve restoran harcamalarında artış görüyoruz. Bu iki sektör normal turist harcamalarının da en tepesinde yer alan.
olan, takribi %20 share paya sahip olan sektörler. Bu iki sektör yine bu payı alacaklardır ve en çok harcama buradan gerçekleşecektir. Fakat ülkemizde finalin diğer yapıldığı ülkelere ek olarak birkaç sektörün de ortalaması diğer ülkelerin üstünde. Giyim bunlardan biri, kuyum bunlardan biri ve sağlık bunlardan biri. Gelmişken turistlerin bu sektörlerde de harcamalarını artıracağını öngörüyoruz. Güzel bir spa. Şimdi bir Türk futbol izleyicisi olarak haliyle benim için çok keyifli. Sonrasında da Türkiye dünyada turist akışı açısından ilk 10 ülkeden bir tanesi. İstanbul'da yine ilk 10 şehirden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir organizasyonun Türkiye'de ve İstanbul'da yapılıyor olması haliyle çok doğal. Bizler için gurur verici ve çok keyif verici. O yüzden ben de heyecanla maçı bekliyorum. Şimdi dünyanın her yerinde izlenecek olan bir maç bu. Dolayısıyla o maç sırasında çeşitli iletişimler olacaktır. Ben Türkiye'nin o iletişimleri çok faydalı bir şekilde kullanacağını düşünüyorum. Onun ötesinde de Türkiye'ye haliyle maç sebebiyle gelecek olan İngiliz ve İtalyan taraftarlar olacak. Yaklaşık 75 milyon euro sadece 2 günde Türk ekonomisine bir katkı olacağını düşünüyoruz. Onun dışında ama İtalyan ve İngiliz turistler Türkiye'ye geldiklerinde ne olur diye baktığımız zaman İtalyanlar genelde İstanbul'a kalırlar. Dolayısıyla harcamalarının %70'ini İstanbul'da yaparlar. İngilizlerse hemen güneye kaçarlar. Dolayısıyla onların harcamalarının yarıya yakınının güneyde olmasını bekliyoruz İstanbul'dan çıktıktan sonra. Şimdi Garanti BBVA olarak bizim en çok bilinen kredi kartı markamız Bonus. Ama MyZens, MyShop & Fly gibi kartlara da bakarsanız Türkiye'de her 4 müşterinin birinin cebinde bir kredi kartımız var. Haliyle oradan belli bir veri elde edebiliyoruz. Aynı zamanda taraftar kartlarımız da var. Taraftarlar aracılığıyla da onu elde ediyoruz. O verilere baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Maç günlerinde taraftarlar normal bir günün 3,5 katı kadar kredi kartlarıyla alışveriş yaparlar, harcama yaparlar. Dolayısıyla o dönemde bir o gün harcama artışı bekleriz. Harcama nerede olur daha çok? Restoran sektöründe olur. Özellikle derbi maçlarına bakın. Derbi maçlarının olduğu zaman da o bölgenin etrafındaki esnafta %30'luk bir gelir artışı görürüz. Restoran harcamalarında Türkiye genelinde %20'nin üzerinde bir artış görürüz.